Buyurun Kübra Hanım'ın hamar hattına, yemeklerine puanlarınızı verin. Evet, herkes puanları verdi. Emel, çevir puanını, kaç puan verdin? Kübra Hanım'a puanım 2. 2 puan geldi. Kübra? Yorumlardan bekliyordum diyeyim ben de. Tatlısını beğendim sadece. Peki. Emine Hanım, buyurun siz çevirin puanlarınızı. Kübra Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi Emine abladan da. Peki. Feride Hanım, son puan sizden, buyurun çevirin bakalım. Kübra Hanım'a puanım 2. 2 puan geldi. Sadece Feride masa Hanım'dan düzenine ve tatlısını verdim. 2, 4, toplamda 7 puana ulaştın. Aynen. Eline koluna sağlık. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben mutfakta de da bayağı uğraştın, bayağı boğuştun. Şu anda sen 7 puandasın. Emel 7 puanda. Emine abla 9 puanda. Feride Hanım 9 puanda. Evet. Birazdan ben de senin hamar hattına, temizliğine puanlarımı vereceğim. Her şey için ben de teşekkür ediyorum. Şimdi Kübra'ya puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde bu haftanın birincisini 15 bin lira sahibini açıklayacağım. Haydi buyurun büyük finale. Kübra Hanım'ın eline koluna sağlık. Enem Arat benim de haftanın son gününde bitirdik. Yemeklerimizi yedik, temizliğimizi de gördük. Evet, temizlik konusunda evi gayet yeterliydi hamar attık için. Dibi köşesi gayet toplu, düzenliydi. Yalnız mutfakta inanılmaz bir heyecana kapıldı. Yemekleri iki kere yapması biraz fazla problemdi. Keşke heyecanla yenip düşmeseydi. Özellikle yapmış olduğu ana yemek çok tartışıldı. Olması gerektiği gibi olmamıştı. Şimdi olan yemeklerine ve hamar hattına puanımı veriyorum. Evet, Kübra Hanım'a puanımı verdim ve beklediğimiz an geldi. Pazartesinden beri herkes bu hafta acaba kim birinci olacak diye düşünüyordu. Hazırsanız açıklamaya gidiyorum. Haydi buyurun. Ekranların en lezzetli, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de sıra geldi. Beklenen ana, büyük finale. Evet hanımlar, tekrardan ellerinize kollarınıza sağlık. Bu hafta çok güzel bir haftaydı. Ben kendi açımdan çok eğlendim. Güzel yorumlar yaptınız, güzel eleştirilerde bulundunuz. Şahsen bu haftanın enerjisi çok güzel geldi. Bana çok güzel vakit geçirdim. Öyle. Her şey için teşekkür ediyorum tekrardan. Bu bir yarışma. Kazanan olduğu gibi kaybeden de olacak tabii. Ama hiçbir zaman burada kazanamadınız diye hamarat değilsiniz, siz yemekten anlamıyorsunuz anlamına gelmiyor. Çünkü o mutfakta 2 saat yemek yapmak çok zor bir şey ki artık bunu hepiniz anladınız gününüz geldiğinde. Şu anda izleyenler bilmiyorlar o psikolojiyi belki ama çok zor bir şey kamera karşısında o kadar insanın içinde kendini göstermek. Evet, hazır mısınız? Hazırız. Komşuların dedi ya, çok uzatıyorsun, yüreğimize iniyor. Çok uzatmayacağım bu hafta. Teyzelerimi dinleyeceğim. Evet, 15.000 TL ve madalya önümüzde. Hazırsanız 15.000 TL veda eden ilk yarışmacımız açıklıyor. ...15.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de. Bu hafta 15.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız toplamda 14 puan alarak maalesef ki Emel Hanım oluyor. Emel'cim, eline koluna sağlık tekrardan. Afiyet olsun. Temizlik konusunda inanılmaz güzeldin. Her şey için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarından toplamda 7 puan aldın. Benden evet, temizlik için 5 puan aldın. Yemek için maalesef ki benden 2 puan aldın. Toplamda 14 puana ulaştın. Keşke ara sıcak için başka bir şey seçseydin de ona da puan verebilseydin. Yine de her şey için teşekkür ediyorum tekrardan. Afiyet olsun. Dediğim gibi bu bir yarışma. Kazanan olduğu gibi kaybeden de olacak. Aynen. Ama senin hamar hattından ailen de, eşin dostun da gayet eminler evet, zaten. Buradan da tekrar onlara selamlarımı gönderiyorum. Aynen. Evet. Kaldı 3 kişi. Heyecan var mı? Çok. Emine abla bak. Sabah söylemiştim. Kübra bana soruyor musun? Niye? Yani bana sorma gerçekten fazlasıyla. Evet, zaten heyecan tavan sende. Evet, 15.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız maalesef ki toplamda 14 puan alarak ...15.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız toplamda 14 puan alarak maalesef ki Kübra Hanım oluyor. Kübra'cığım, her şey için teşekkür ediyorum öncelikle. Ellerine kollarına sağlık. Arkadaşlarından 7 puan aldın. Benden temizlik için 5 puan aldın. Evin gayet güzeldi.
Maalesef yemek için 2 puan aldın, toplamda 14 puana ulaştın. Bugün mutfakta çok aksilikler yaşadın. Biraz da onlar sebep oldu. 2 kere yapman psikolojini bozdu. O an daha da çok heyecanlandın. Evet, evet. Yani yemeklerine tam anlamıyla odaklanamadın. Ben ona inanıyorum. Yine de her şey için teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık tekrardan. Mutfakta küçük bir problem yaşadık seninle. Biraz gergin dakikalar geçirdik son dakikada ama ben onu tamamıyla unuttum, bilgin olsun. Yani sakın aklın orada kalmasın. Tamam. Küçük bir tartışmaydı. Ben onu tamamıyla unuttum. Yine de her şey için teşekkür ediyorum tekrardan. Kusur işledik. Ay estağfurullah, estağfurullah. Yani buradan gönlü kırık olarak ayrılmıyorum senden. Bilgin olsun, için rahat olsun yani o konuda. Evet, kaldı Emine ve Feride. Hazır mısınız? Hazır. Hazır mısınız? Ne hissediyorsun Emine abla? Şimdi güm güm etmeye başladı. Şimdi güm güm etmeye başladı. Evet, ikiniz de elinizden geleni yaptınız. Sen kalktın o yaşta. Yaşın çok yok aslında da niye o yaşta diyoruz bilmiyorum. Yani rahatsızlıklarına rağmen böyle bir yarışmaya katıldın. O mutfağa girdin. Evet. Stres altında yarıştın. Evet Feride Hanımcığım, siz de elinizden geleni yaptınız. Yorumlardan çok rahatsız oldunuz biraz kendi gününüzde. Bayağı bir cebelleştiniz yemeklerinizi kabul ettirmek için. Evet. Bazen sizin de verdiğiniz puanlar, yorumlar başkalarını rahatsız etti. Açıkça söylüyorum yani. Siz de rahatsız oldunuz ama sizin de rahatsız ettiğiniz yerler oldu. Emel, kimin birinci olmasını istersin? Emine teyzenin. Emine teyzenin. Kalbim Feride'nin onunla. Verdiği birden dolayı mı öyle söylüyorsun? Hayır, kesinlikle. Hayır. Yani öyle bir kinin, bir hırsın hayır, yok. Hayır, asla yarışma bu. Kübra Hanım? Emine teyze olacaktır. Emine teyze olacaktır diye düşünüyorsun. Feride Hanım ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Hazırsanız temizlik puanlarınızı açıklıyorum öncelikle. Daha sonra yemek puanlarınızı açıklayacağım. Emine abla benden temizlik için puan olarak, bunu da ilk defa yapıyorum normalde toplam puanı söylüyorum biliyorsunuz. Benden temizlik için toplamda... Emine abla benden temizlik için 4 puan aldın. O bulaşık makinesi filtresinin içi de biraz daha olsaydı. Yani bak orası benim için kalmış. Aa, evimi temizlerken adama şimdi programdan sonra oldu. Bu en sonki bakmadan sonra. Ha, aynen. Peki yemek puanını da birazdan açıklayacağım. Peki hazır mısınız Feride Hanım? Hazırım. Benden temizlik için puan olarak... Benden Feride Hanım temizlik için puan olarak... 3 puan aldınız. Çünkü temizlik olarak eksikleriniz vardı. Vardı, biliyorum. Vardı, evet. Evet, evet. Yani en azından ben şu kabul pazartesinden ediyorum. Sonraki birkaç günde oralara biraz yoğunluk gösterirsiniz diye beklerdim. Maalesef ki onlar kalmıştı. Ama şimdi sıra geldi yemek puanlarına. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Kadir Ezildi ile Ena Marat benim de 15.000 TL'yi kazanan... Bu haftanın birincisi... Ena Marat benimin birincisi. Görmüş olduğunuz madalyanın sahibi... Hadi Kadir Bey. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kadir Ezildi ile Ena Marat benimin birincisi. Bu haftanın birincisi. 15.000 TL'nin sahibi. Hadi. 15.000 TL'nin sahibi. Elimdeki madalyanın sahibi. Feride Hanım oluyor. İnanıyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz her şey için. Şöyle vereyim madalyanızı. Güle güle kullanın inşallah 15.000 TL'nizi de. Teşekkür ederim. Evet. Ne hissediyorsunuz Feride Hanımcığım? Çok mutluyum. Bir tane daha hayalim gerçek olduğundan gerçekten mutluyum. Kendime çok güveniyordum yemek konusunda. Tamam temizlikte aksatmış yerler olabilir. İnsanilik hal. Çalışıyoruz hepimiz. Ama yemek konusunda en baştan beri söylüyorum. Çok iddialıyım diye. Şu an size öncelikle ekibe çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda başvuru yapıp hemen kabul edildim. Bu da bir şans. O gün hatta benim günümde bazı işte mutfakta yemek falan yaparken diş sesi söyledim. Bak dedim işte her şey dedim çok güzel hani şeyle çıkıyor bu şans dedi. Ekipten yazıştım dedim ki
Ben dedim yeşil bir bluz alacağım. Kendime en uğurlu rengim dedim. En uğur şanslı dedim. Sana inşallah. Evet. Ve getirdi de görmüş getirdi. Olduğun gibi. Çok teşekkür ederim. Ellerine kollarına sağlık. Emine ablacığım ellerine kollarına sağlık. Evet, temizlik konusunda biraz eksikliklerim vardı. Burada hem temizliği hem de yemeği yarıştırıyoruz. Ama yemek konusunda gayet iyiydin. Eline koluna teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Benden temizlik için 3, yemek için 5 puan aldın. Ellerine teşekkür sağlık. Ederim. Emine ablam benden temizlik için 4, yemek için 3 puan aldın. Senin de ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. İlk gün biraz heyecanlıydın. O yüzden bazı eksikliklerim vardı. Ama şunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Tekrar söylüyorum. Evet, güzel bir yemek yaptın. Güzel bir iş çıkardın. Ama tekrardan diyorum, Emel'e verdiğin bir puan için ben çok şaşırmıştım. Senden öyle bir puan asla beklemiyordum. Yani kendin kötü yorum aldın ve ertesi gün o puanı vermen beni de çok üzdü. Çünkü bir yarışmacının yemeğini ve performansını beğendiğimde ilerleyen günlerdeki hareketlerini de takip ediyorum. Hep diyorum güzel ilerleyelim ama bazen hataya düştüğün yerler oldu. Tabii seni ki uyarmadan geçemeyeceğim konudan, maalesef evet, ki. Ay kusurum varsa özür diliyorum sizden. Yani o çünkü beni de derinlemesine üzdü. Yine ama de her şey için teşekkür ediyorum. Teşekkür yemek konusunda çok da evet değişik ederim. Yemeklerdi ama çok lezzetliydi, güzel de oldular. Mutfaktaki performansın da çok güzeldi. Kendinden emin bir şekilde ilerledi. Evet. Bak bugün iki kere bazı şeyi tekrarladık. Belki bazen diğer yerlerde de tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Ama gününde o mutfaktaki motivasyonun ve ilerlemen çok yerindeydi. Benim teşekkür de istediğim ederim. Oydu. Eline koluna çok sağlık diyorum. Ederim. İnşallah boş vakitlerinde de o vitrin üstlerinden girersin diye evet. düşünüyorum. Her şey için çok teşekkürler hanımlar. Teşekkür çok ederim. Mutlu oldum. Dediğim evet. gibi bu haftanın enerjisi çok güzeldi. İki de sizi tanımışım. Biz de. Biz de. Emine biz de. Abla. 15 bin TL'yi kaybettin ama hayatta öyle güzel bir eş bulmuşsun ki ben öve öve bitiremediğin öyle güzel bir eş bulmuşsun ki senin en büyük servetin bence o. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.